Rica edelim arkadaşlardan maç ıı, takvimini. Bir, Oradan bir bakarız üç birden, hemen 3, fikstürde. oyuna girmişti hatta konuştuk. Aferin. iki tane gol attı. Ondan sonra Şampiyonlar Ligi kötü gitti bir lig de çok çok kötü gitti. Bir takım mağlup olabilir. Ender az önce kaldığım noktadan devam edeyim. Evet mağlup olabilir. Biz de futbol oynadık. işte Asbel kadar. Gökhan Hoca da aynı şekilde. Ama mağlubiyeti sağ içinde hak etmek gerekir değil mi? Beşiktaş Aynen. takımı mesela bana göre taraftarı Beşiktaş camiasından en çok güzel. Bugün sağ içinde oynayan oyuncuların gireniyle çıkanıyla bunu hak etmemesi. En çok Beşiktaş bence camiasının taraftarını yaralayan budur. Yoksa bir takım mağlup olur her maçı galip getir, geleceksin diye bir kanun maddesi yok. Ama bunu da hak etmek gerekir. O kadar reaksiyonsuz, o kadar isteksiz bir görüntüde oynadı. Bu karşıya da verelim kadar. Tolga. Bak şur, şu, şurada net bir şekilde çıkıyor. Adana Demirspor 3-3'lük üç maçtan sonra kırılmayı ciddi anlamda yaşamışlar. Hı -hı. Hocam evet. her maçtan sonra bir bahane bulmaya çalıştık. Yani teknik adam gibi oldum burada. İşte sakatları çok, işte bir ışık gözüküyor. Biraz iyi oynadığı zaman acaba Yukarı biraz şey yıkalım. yapabilir mi? Tabii. tabii. Biraz daha yukarı çekerse Adam biraz daha çekelim. Biraz, biraz daha. Biraz daha. daha. Evet. 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 Şimdi Şuradan bak Şuradan sonra zaten ol bir bayağı bir şey var ondan tabii. sonra işte son 8 maç 5 mağlubiyet. Bir beraberlik, iki galibiyet. Ki o galibiyetler Sivas ve... Sivas şu anda ligin hani en kötü takımlarından biri. Maçları. Geçen seneyi mumlar atıyor değil mi? Biri ondan bir de Galatasaray takımı öyle böyle penaltı atsa o gün maç 2-2 bitse. Demek ki o periyotta baktığında yani neredeyse 7-8 maçta bir tane Sivasspor galibiyeti olacak. Evet Galatasaray galibiyeti var görünüyor. Ama Beşiktaş takım bana göre bu özeleştiri yapmayıp çok yan yollara gitti. Çok hakem hatası, çok o konuşuldu. Beşiktaş'ın esas yaptığı antrenmanlar da incelenmeli. Bu kadar kas sakatlığısı sak e olması yani tesadüf değil. Yapılan demek ki bir antrenmanda, bir işlemde, uygulamada bir sıkıntı var. Beşiktaş takımın en büyük sıkıntısı ama sah içindeki organize olamayan, plansız, isteksiz, fizik kalitesi çok kötü olan Az önce de söylediğim gibi her parametresi çok geriye gitmiş Beşiktaş var. Bunun için Beşiktaş şimdi pazartesi günü Trabzonspor'u yendi diyelim. 13 puan. Yenemedi işte 10 puan veya beraber kaldı 11 puan. Beşiktaş yine bu fark kapatabilir mi? Kapatabilir. Ama bu oyunla, ya. bu görüntüyle kapatamaz. Puanı kapatmak için o ışığı vermelisin. O da ne? Sağ içindeki oyunla. Geçen seneki mesela arkadaş topluluğu takımda da yok. Ender net görülüyor. Geçen sene mesela... Sağ, sağ, içi ve sağ dışında daha birbirini tamamlayan, hep birbirine yardım eden böyle keyifli bir topluluk vardı. O eksiklerle, genç oyuncularla Beşiktaş geçen sene çifte kupayla kapattı. Ama bu sene Beşiktaş takım bu kadar transfer yaptı. Bütçe mesela açıldı. Ona göre bir organizasyon transfer yapıldı. Gelinen noktada işin en acı noktası ne bugün biliyor musun? Şimdi bunu çıkarsın arkadaşlar. Bu sene veya geçmiş senelerde var mı bilmiyorum hatırlamıyorum. Beşiktaş'ın ilk 11'ine çıkan 3 tane orta sahanın yaş ortalaması 101. Atiba, Josef yaş Sol... toplamı. Yaş toplamı 101. Hı. 38 yaşında Atiba, 32 yaşında Josef olsa 31 yaşında Pjanic. Üçünün toplamı 101. 34 yaş ortalaması yani 3 oyuncunun. Ya yani bu kim Şampiyonlar Ligi'nde aynısını sen Sporting Lisbon oynadım biliyorsun. Mehmet Topal geldi orada Pjanic çıktı 105'ti. Yani bunlar Şampiyonlar Ligi şimdi hazırlığı için ee, doğru hazırlık değil. Lig içinde 13. hafta bunun için de değil. Şimdi sen bugün Beşiktaş'a diyeceksin. Çok ağır oynuyor, temposu oynuyor. E sen burada 101 yaş ortalamasıyla oynarsan tabii oynarsın bu bir. İkincisi Alex Teixeira evet kötü ama Alex Teixeira mutlaka bu takımda e, kazanıldığında bir fark getireceğini düşünüyorum. Ama Pjanić şimdi Pjanić önemli bir oyuncu. Pjanić e, yani ilk futbol macerasından son Barcelona'ya kadar ee, yani bu geçişlerde hep 6 numara oynamış. Sen de Josep de Souza var 6 numara bir bakıyorsun önlerin diyorsun olmuyor. Ya e, Alex de oynatırsam savunma anlamında zafiyet yaşarım. E, buraya Atiba'yı oynatayım, Piyaniç'e oynatayım. Verseniz de İş, kaldı arkadaş. İşi onunla çözemez. İşi onunla çözemez. Yani yalnız yalnız yani orta sahadaki işte o 101 yaş ortamı bir de 3 tane 6 numarayla çözemezsin. Hocam zaten Atiba'yı kullanarak çözemezsin bu işi. Tek Joseph'u bırakıyorsun. Joseph'u Atiba'yı oynatacaksan Joseph'un yanında Volga. oynatacaksın. Keseceksin oyuncuyu. Yani burada at şey, Atiba ile Joseph aynı işi yapan iki tane aynı stil oyuncu. Tabii. Ya Atiba tabii geçen sene de biliyorsun bir 8 numara evrildi. Goller, asistler çok iyi kariyerinde. Geçen sene sezon geçirdiğini de söylemek gerekir. Ama esas buradaki yani şu 3 tane 6 numara. numara oynuyorsun. Yani, Bak şimdi bir içi... Ender... Şimdi oyun ne istiyor? Hız istiyor, değil mi? Buradan hız çıkar şimdi mı bu hız, orta Hız, Tempo istiyor. Üçü dedim 101 yaş. Yani şimdi diğer tarafa bakıyorsun. Fatih genç oyuncu, Umut, Ümit Milli takım oyuncusu, kaptanı zaten. Bir de hani tecrübeli, o kadar yaşlı olmayan bir bakıyorsun Emre Akbaba. Daha ofansif, um, yani Umut topu kullanabilir. Emre Akbaba on numara gibi, Fatih Koşar defansif. Seni bir kere orta saha olarak bir kere iyi karşılayamadın. Bir orta saha olarak daha güçlü oyunda ciddi anlamda bir ağırlık koydu Alanya Spor. Bir de buna Kenan, şimdi Kenan Kahramana e, Sergen Yalçın gol atar işte bizi kurtarı diye inanıyor mu acaba? Ki, yani kendi hoca olarak taraftar şimdi e, Beşiktaş taraftarı evde seyrediyor televizyonda. Ya Kenan Kahraman çıktı ya bugün iki tane atar ve en kötü bir tane atar diyor mu? Kenan Kahraman'ın yerine kötü oynasın başla güvenle. Veya Larin'le başla Santrafor. Burada en kudu en oyna, güven oyna, Rıdvan'ı oynat. Mesela Rıdvan'ı ben şimdi Umut Meraş niye oynadı mesela soru işaretle. Şimdi oyun organizasyonunda planlarda sıkıntı var. E bireysel olarak şimdi vida ağır kötü formsuz yaşlı oyuncular formsuz evreye girdiği zaman kolay kolay oradan çıkamaz. Orada bir rotasyon yapmak gerekir bir daha vida oynuyor. Yani bir daha Umut Meraş, Rıdvan var. Yani dediğim gibi Kenan. Ki orayı çok Orta, orta, orta saha dengesinde sıkıntı var. Yani Beşiktaş'ın bir tek atak yaptığı yer geçen sene de öyle bu kadar para bu kadar transfer niye verildi o zaman? Bir tek Rozier'le Gezal. Başka kanattan bir aksiyon yok. Beşiktaş'ın farklı bilinmeyen karşın, e, karşıdaki Alanya Spor'un önlem alamayacağı bir oyun yok ki. E Gezel geçen seneki Gezal Be Gezel Beşiktaş değil. topu alıyor zaten diyor ki Alanya Spor siz diyor sene bir savunma yapın. Ben şimdi set ucumu yapıyorum. O kadar yavaş oynuyor ya. Maç bu kadar ağır, yavaş, yatay, geriye oynar mı Beşiktaş takımı? Ya geç, Beşiktaş takımının geçen seneye göre Sağ içindeki futbolcusu Sergen Yalçın Oynayan oynamayanıyla Dediğim gibi az önce renkleri gibi Siyahla beyaz kadar ciddi anlamda Bir derinlik bir fark var Mental anlamında teknik taktik olarak Fiziksel olarak Yani bu kadar 3 ayda bu kadronun Bu kadar maliyetli kadronun bu kadar kötü oynaması Bunlar normal değil ama az önce söyledim benim düşüncem disiplinsizlik de hat safhada. Bir takım saat içinde bu kadar hafta reaksiyon vermiyorsa, koşmuyorsa, mücadele etmiyorsa, gireniyle çıkana skora teslim oluyorsa coşkusuz evet mücadele etmiyor. Geçen seneyi arıyor. Bunların nedeni ama ne? Disiplinsizliktir. Enteresan. İyi de işte e, aynı takımda o zaman geçen seneki teknik ekip var. O zaman yeni gelen oyuncular mı bu disiplinsizliğe neden oluyor? Geçen senenin verdiği zaten çifte kupalı ya şampiyonluk. Nihayetinde aynı teknik öyle, ekip çünkü. Çifte kupalı şampiyonluk e, bir takımın e, kimyasını bozdu diyelim öyleyse. Yani şimdi baktığımız zaman son maçlara bu oyuna kötü bir oynama, kötü mücadele etme, bırak kötü koşmaya bile başladılar. Ve yenilmeyecek goller yedi. Yani Beşiktaş takımının defansı ben 4-5 maçları yani kötü oynadığı dönemlerde... Öyle kötü goller yok ki Alanya karşınızda belli stili de belli yani hızlı oyuncuları ne var. Ne oynayacağı belli ne Alanya. Ne oynayacağı Alanya'nın belli. Eğer Alanya takımından gol yerseniz. Zaten kendisi de yönetti, yönetti o takımı. Yani Alanya takımından golü yediniz bakın iki tane hızlı ucundusu var. Bakar gibi topu tutan iyi bir santraforu var. Siz bundan golü yediğiniz zaman bunlara kontra atak şansı verdiğiniz zaman hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bakıyorsunuz bugün hakikaten düşünüyorum Beşiktaş ne yaptı? Düşünüyorum, düşünüyorum, bulamıyorum. Hiçbir şey yapmadı. Beraber oynama yok. yok. Bireysel oynamaya çalışma, devamlı top kayıpları, kolay top kayıpları... Ee mücadele şey mücadelede kazanamamaları yani, yani, taraftara umut verecek ne var? Hiçbir şey yok. Bakın ben bundan önce hep diyordum acaba bir ışık görebilir miyiz? İşte Beşiktaş devamlı bu yarışın içinde şimdi oturup düşünmesi lazım. Eğer bu yarışın içinde olmak istiyorsa eğer Beşiktaş takımı Sergen Hoca'nın da futbolcuların da şapka önüne koyup düşünmeleri lazım. Biz nerelerde yanlış yapıyoruz, nerelerde eksik yapıyoruz? Bu kadar iyi kadro, bu kadar herkese ümit veren kadro daha sezon başından şampiyon ilan edilen kadro ligin daha üçte biri bittiği zaman 5 tane neredeyse yarı yarı oynadığı maçların yarısında mağlup olmuş bir kadro var. Ve bu hata demek ki bu hatalardan meydana gelen bir olay bu hataları bulmaları lazım artık. Nerede hata yapıyoruz diye bizim işte Sergen Hoca'nın da oyuncuların da yeni oyuncular aldı. Yeni oyuncularla beraber herkesi havaya soktular. Ama gelinen noktada Şampiyonlar Ligi'de hüsran. Bugün ligde de yavaş yavaş ona doğru gitmeye başladı Beşiktaş takımı ki Beşiktaş taraftarı bunu beklemez, bunu kabullenmez. Yani herkesin ayağını denk alması lazım artık.